Pozitif ve negatif sayılarda çarpma ve bölme işlemini ilk öğrendiğimizde pozitif iki sayının çarpımının pozitif bu arada pozitif sayı için sadece poz yazıyorum. Bir pozitif sayı çarpı başka bir pozitif sayının pozitif ettiğini, sonucun pozitif olacağını daha negatif sayıları öğrenmeden öğrenmiştik. Buna ek olarak negatif bir sayı çarpı negatif bir sayının da pozitif edeceğini biliyoruz negatif bir sonuç elde etmenin yoluysa, işaretleri farklı olan iki sayıyı çarpmak ya da birbirine bölmek. Mesela pozitif çarpı negatif ya da negatif çarpı pozitif işleminin sonucu negatiftir. Buradakiler çarpma işlemi için verdiğim örnekler ama aynı durum bölme işlemi için de geçerli. Tekrar hatırlatayım, negatif bölü negatif işleminin sonucu pozitif, negatif bölü pozitif işleminin sonucu da negatiftir. Buradaki örneklerde sadece iki sayıyı çarpıyoruz ya da birbirine bölüyoruz. İsterseniz gelin bir de 3, 4, 5 hatta n tane sayıyı çarpıp böldüğümüzde neler olacak ona bir bakalım. Diyelim ki a çarpı çarpı işareti yerine nokta kullanıyorum. Evet a çarpı b çarpı c eğer bunların hepsi pozitif sayılarsa a çarpı b çarpı c işleminin sonucu pozitif olur öyle değil mi? a çarpı b pozitiftir. Sonra bunu c ile yine pozitif olan c ile çarpıp yine pozitif bir sonuç elde ederiz. Peki eğer deseydim ki bunların hepsi negatif sayılar. O zaman ne olacaktı? Evet a, b ve c negatif sayılarsa bu işlemin sonucu ne olur? Eğer hepsi negatifse hemen yazalım. a, b ve c küçüktür 0 yani negatif. O zaman işlemin sonucu ne olacak? Negatif çarpı negatif pozitif olacak. Önce A ve B'yi çarparsak bu işlemin sonucu pozitif olacak. A çarpı B'nin, A çarpı B'nin pozitif olan sonucunu negatif bir sayı olan C ile çarptığımızda ise sonuç negatif olacak. Tekrar edeyim. Negatif sayılar olan A, B ve C'yi birbiriyle çarptığımızda bu çarpma işleminin sonucu negatif olur. Evet, bu ifade negatif bir sayıya eşit olur. Tabi bu çarpımı negatif yapmanın başka yolları da var. Şöyle yazayım. a pozitif, b negatif ve c de pozitif olsun. Pozitif çarpı negatif, negatif eder. Önce bu işlemi yapınca pozitif çarpı negatif, negatif etti. Sonra da negatif çarpı pozitif, negatif eder. Yani bu ifade negatif bir ifade olur. Elimizde 3 sayı varken tüm sayılar negatifse sonuçta negatif olur demiştik. Peki ya 4 sayımız varsa ne olacak? Şuraya bir de çarpı d diyelim. Hepsinin negatif olduğunu söylemiştik. Az düşünelim. Negatif, 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 negatif. Çarpmayı istediğimiz sırada yapabiliriz ama ben soldan sağa doğru gideceğim a çarpı b yani negatif çarpı negatif pozitif eder. Bu ikisinin çarpımını yani pozitif bir sayıyı negatif bir sayı olan C ile çarpınca çarpım negatif olur. Ve son olarak bu negatif çarpımla yani a çarpı b çarpı C'nin sonucuyla bu negatifi çarptığımızda da sonuç pozitif olur. Evet bu ifade pozitif bir ifadedir. Tahminen neler olduğunu anlamaya başladınız. Buradaki kalıbı tahminen gördünüz. Evet, eğer elinizde bir grup sayı varsa ve çarpılan ya da bölünen bu sayıların arasındaki negatiflerin sayısı. Tekrar edeyim. Eğer elinizde bir grup sayı varsa ve çarpılan ya da bölünen bu sayıların arasındaki negatiflerin sayısı eğer tek bir sayıysa. Bu arada burada bir çarpma örneği gördük ama yaptığımız işlem bölme olsaydı da durum aynı olacaktı. Yani buralara bölme işareti koyarsam sonuç yine aynı olacaktı. Evet ne diyorduk elimizdeki çarpma ya da bölme işlemindeki negatiflerin sayısı eğer tek bir sayıysa sonuç negatif olur. Negatiflerin sayısı çift bir sayıysa da sonuç pozitif olur. Sadece az önce gördüklerimizle ilgili bazı genellemeler yapıyorum. Pozitif çarpı pozitifte kaç tane negatif sayı var? 0. Ve 0 çift bir sayı olduğu için sonuç pozitif olacak negatif çarpı negatifte de iki tane negatif var ve sonuç yine pozitif olacak. Buradaki durumlarda da elimizdeki negatiflerin sayısı tek, değil mi? Ve sonuç negatif. Bu bilgiyi negatif sayılar ve üslerini hesaplamak için de kullanabiliriz. Mesela, a üzeri, biraz abartalım, a üzeri 101 diyelim. a'nın negatif olduğunu da biliyoruz, onu da yazalım. Peki a üzeri 101 negatif midir, pozitif midir? a üzeri 101, 101 tane a'yı birbiriyle çarpmak demektir. Peki elimizdeki negatiflerin sayısı tekse sonuç ne oluyordu? Negatif. a'nın ne olduğunu bilsek kesin sonucu da söyleyebilirdik ama a'nın ne olduğunu bilmeden de bunun sonucunun negatif olacağını biliyoruz. Evet, gelin buna benzeyen bir örnek yapalım. a sıfırdan küçük, b de sıfırdan küçük olsun. Buna göre a üzeri 101 bölü b üzeri 7 işleminin sonucu sizce pozitif midir yoksa negatif mi? Yoksa sıfır mı? a üzeri 101. Buradaki negatiflerin sayısı tek olduğundan a üzeri 101 negatif olacak. Buradaki negatiflerin sayısı da tek olduğu için b üzeri 7 de negatif olacak. Evet, burası da negatif. Ve negatif bir sayıyı başka bir negatif sayıya bölünce de sonucumuz pozitif olacak. Gördüğünüz gibi bu ifadenin pozitif olacağını da bulmuş olduk. Evet, bu video sadece bir başlangıçtı, bir ısınmaydı. Önümüzdeki videolarda konuyu iyice anlayıp anlamadığınızı test eden bazı alıştırmalar yapacağız. Hoşçakalın.